Merhaba arkadaşlar. 5 soru, 5 konu, 5 mini tekrar serisini arkadaşlar. 3. videosunu çekiyoruz. Mini tekrarlara devam ediyoruz. Açıklama kısmında pdf linkimiz var. Oradan pdf'leri indirebilir. Önce soruları siz çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Birinci soru. Geometrik dizi sorusu. Ee, şimdi burada 3 terim toplamı 221. A8'den A5 çıkardığımızda 442 olarak verilmiş. Ortak çarpan isteniyor. Şimdi arkadaşlar mesela A6'yı biz A5 cinsinden yazabiliriz değil mi? yazarız A5 çarpı R olarak. A7'yi de A5 çarpı R kare olarak ifade edebiliriz. Şimdi burada A5 parantezine aldığımızda 1 artı R artı R karenin evet çarpımı 221. Şimdi diğer ifadeye baktığımız zaman A8 A5 cinsine yazarsanız A5 çarpı R küp olmaz mı? Eksi A5 eşittir 442. Bunu düzenlediğimiz zaman yani A5 ortak çarpan parantezini aldığımız zaman R küp eksi 1'in 442 olduğunu buradan görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu iki ifadeyi şöyle oranlasak A5'ler ne yapacak? Gidecek. 221 442 sadeleşecek. Bu da ne kalacak? 1 bölü 2. Ve küp eksi 1'i de arkadaşlar çarpanlarına ayırdığınızda şu üstteki ifadeyi zaten bunun çarpanlarından biridir. Yani R eksi 1 çarpı R kare artı R artı 1'i hatırlayın. Burada R kare artı R artı 1 ile üstteki ifade gidiyor zaten. 1 bölü 2. Buradan ne görüyoruz arkadaşlar? R eksi 1'in 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. E buradan da R yani ortak çarpan 3 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Logaritma sorusu. Burada önce şu ifadeyi arkadaşlar açıklığa kavuşturalım. Mesela 2 eksi kök 3'ün eksi 1. kuvvetinin 2 artı kök 3 olduğunu gösterelim. Bu arkadaşlar ne demektir? 1 bölü 2 eksi kök 3. Bunu eşliğine çarptığınız zaman yani 2 artı kök 3 ile çarptığınızda pay 2 artı kök 3 geliyor. payda dikkat edin 4 eksi 3 yani 1 geliyor. E sonuç ne geliyor? 2 artı kök 3. Yani demek ki 2 eksi kök 3'ün eksi birinci kuvveti 2 artı kök aynı şekilde, 3. Aynı şekilde arkadaşlar 3 eksi 2 kök 2'nin ya da 3 artı 2 kök 2'nin eksi birinci kuvveti değil. Yani bunun eksi birinci kuvveti o zaman ne olacak? 3 artı 2 kök 2 olacak. İsterseniz bunu da 1 bölü 3 eksi 2 köy yazarak eşleniyle yani 3 artı 2 köy ile çarptığınızda çok rahat 3 artı 2 köy geldiğini görürsünüz. Çünkü payda ne geliyor arkadaşlar? Payda 9 eksi 8 geliyor. Dikkat edin. Yani payda 1 o zaman pay direkt cevap olacak. Yani şu iki ifadeye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın biri bu diğeri de bu. Şimdi bunları burada yerine yazalım. Logaritma 2 eksi kök 3. Diğerinin yerine 2 eksi kök 3'ün eksi birinci kuvveti diyorum. Aynı şekilde logaritma 3 artı 2 kök 2. Diğerinde 3 artı 2 kök 2'nin eksi birinci kuvveti yazıyorum arkadaşlar. Her ikisine de eksi 1 geliyor. Yani soldaki de eksi 1, sağdaki de eksi 1. Arada da eksi 1 olunca cevabın buradan 0 geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar soru trigonometri sorusu. Verilenlere baktığımızda AOC açısının alfa derece olduğu verilmiş. Birim çember verilmiş. Yeşil bir doğrusu verilmiş. Ve taralı üçgenin alanın alfa türünden eşitini istiyor. Şimdi yeşil bir doğrusu biliyorsunuz kotanjant ekseni. Ve A noktasının absisi de buradaki açının kotanjant. Yani bu kotanjant alfadır. Şimdi bana ne lazım? Bu bir dik üçgen. Dik kenarlar lazım. E zaten bir tanesi 1. E, diğeri de şu uzunluk değil mi? AB uzunluğu. AB uzunluğu da arkadaşlar buradaki kotanjant alfadan faydalanarak bulacağız. Kotanjant alfa negatif. Dikkat edin. solunda. Siz bunu eksiyle çarptığınızda ya da mutlak değerini aldığınızda yani eksi kotanjant alfa işte istediğimiz uzunluktur. Yani eksi kotanjant alfa AB uzunluğudur arkadaşlar. Alan da nedir? Dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani eksi kotanjant alfa çarpı 1 bölü 2 dediğinizde işi bitirirsiniz. Veya bu şekilde de yapabilirsin. Mesela arkadaşlar şuradaki açı, dar açı. Alfa eksi 90 değil midir? Zaten diğer taraf 90 ya. Alfadan 90 çıkarırsan dar açıyı bulursun. E zaten komşu bir. Sen buradan karşıya bakarsan yani tanjant alfa eksi 90'a bakarsan AB uzunluğunu görürsün. Tabi bölü 1 var ama bölü 1 zaten gitti. AB uzunluğu tanjant alfa eksi 90'a eşit. Bu da arkadaşlar dikkat edin. İki yöntemi var. Ya eksi 90'ın esas ölçüsünü bulursunuz. 270 artı alfa dersiniz. O da dördüncü bölgedir ve tanjant orada eksidir. İsim de değiştirecek. Eksi kotanjant alfa diyebilirsiniz. Veya e, içerideki ifadeyi eksiyle çarparsınız. Eksi biri dışarı atabilirsiniz. Oradan da arkadaşlar yine eksi tanjant 90 eksi alfa gelir. 90 eksi alfa da biliyorsunuz kotanjant alfa olunca eksi kotanjant alfa olur. AB uzunluğu. E daha sonra aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Alanı bulmak için ne yapacağız? Dik kenarı çarpıp 2'ye böleceğiz. Yani cevabımız arkadaşlar alanımız eksi kotanjant alfa bölü 2 olur. Evet arkadaşlar. Soru eşitsizlik sorusu. Soruya baktığımda fgh fonksiyonunun grafikleri şekilde verilmiş. x'in eksi 2 ile 2 aralığında olduğu belirtilmiş. 2 tane eşitsizlik var. Bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi bizden isteniyor. Şimdi ilk yapmamız gereken nedir? Eşitsizlikteki çarpanları ayrı ayrı sıfıra işleyip kökleri bulmak. Hemen fx'e bakıyorum. fx eşittir sıfır diyorum. Kökleri buluyorum. x eksenini kestiği noktalardır bunlar. Eksi 2 ve 2. Sonra gx'e bakıyorum. gx'i sıfır yapan x değerleri. Eksi 1 ile 1. Evet onları da gördük yazdık. Daha sonra burada mutlak değer hx var arkadaşlar. Mutlak değeri siz sıfır eşitlediniz. O zaman bulduğunuz kökler arkadaşlar çift katlıdır. H'in kökü ne burada? 0. O zaman x eşittir 0 arkadaşlar. Çift katlı köktür. Burada işaret değiştirmez arkadaşlar. Evet. Şimdi bunlar arkadaşlar sayı doğrusunda şöyle tabloya yerleştirelim önce. İki tane satır yapıyorum. İki tane çizgi olduğu için arkadaşlar 1 ve 2 diye numaralandırdım. Bulduğum bütün kökleri Sırayla en küçükten başlayarak yazıyorum. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Evet. Sonra birincinin köklerine bakıyorum. Birinci arkadaşlar fx ile gx'in çarpımı. O zaman fx ile gx'in köklerini alacağım. Eksi 2, eksi 1, 1 ve 2 eşitlik olmadığı için bunlar dahil değil. İkinci köklerine bakıyorum. Gx ile mutlak değer aşıksın köklerini alacağım. Gx'in ki eksi 1 ile 1, Mutlak değer şeklinde de sıfır vardı. Bu çift katlı dikkat edin. Sıfıra şöyle iki tane evet sembolü yazalım. Şimdi arkadaşlar işaretleri belirleyelim. İşaretleri belirlemek için en sağdan başlıyorsunuz ya. En sağdaki uçlara bakın arkadaşlar. FX. Bakın şu. Nerede? Yukarıda. Pozitif. GX. Altta. Negatif. O zaman FX artı GX eksi. Çarpınca ne olacak? Eksi. Demek ki arkadaşlar birinci eksiyle başlayacak. Hemen başlayalım. Eksi. Kendi köklerinde işaret değiştiriyor. Artı. Eksi, eksi sıfır kendi kökü olmadığı için orası komple olacak. Şart değiştirdi. Tekrar işaret değiştirdi. İkinciye bakıyoruz. Gx eksiydi. Eksi Hx eksi zaten mutlak değer almış. O artı. Hemen artı ile eksinin çarpı ne geldi? Eksi. O zaman bu da eksi ile başlıyor. Kendi köklerinde işaret değiştiriyor. Artı. Çift kat kökte de işaret değiştirmiyor. Dikkat edelim. Yine artı ile devam ediyoruz. Sonra eksi ile devam ettik. Şimdi arkadaşlar. Birinci eşitsizliğe baktığımızda sıfırdan büyük. Yani pozitifleri alıyoruz. İkinci eşitsizliğe baktığımızda sıfırdan küçük negatifleri alıyoruz. Evet. Her iki eşitsizliği sağlığın aralıklara bakıyoruz. Eksi 2 ile eksi 1 aralığı. 1 ile 2 aralığı. O zaman arkadaşlar çözüm kümemiz eksi 2 dahil değil. Çünkü üstteki eşitsizlik dahil değil arkadaşlar. Eksi 1 dahil değil. Bu aralık birleşim 1 bir ile 2 aralığı. Yani çözüm kümemiz bu aralıkların birleşimidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer konu denklemler. İki tane denklem verilmiş. Bu denklem sistemini sağlayan x-y sıralı ikilileri bizden isteniyor. Şimdi alttaki denkleme baktığınızda arkadaşlar, orada 5 parantezine alsanız, ne görüyorsunuz? X kare eksi 2x y artı y kare görüyorsunuz. Değil mi? Hemen 180'i 5'e bölün. X eksi y'nin karesi. Bakın bu bir tam karedir. 36 olduğunu x eksiğinin 6 veya eksi 6 olduğunu buradan görebiliriz. Şimdi üstteki denkleme geçelim. Bakın orada x kare var, y kare var, eksi 2 x y var. Yani x eksiğinin karesi orada var arkadaşlar. Hemen x eksiğinin karesi diyoruz. Bir de yanına 2 x artı y'yi de yazıyoruz. Yani diğer elemanları da yazıyoruz. Toplamı 51'miş. x eksiğinin karesi zaten 36 idi. Şu 36 idi. Yan tarafta yazıyor zaten. E o zaman 2x artı y ne olur arkadaşlar? Buradan 15 gelir. Hemen 2x artı y'yi bu denklemlerin altına yazalım. Ve taraf tarafa şöyle toplama işlemi yaptığınızda 3x e, 21 x oradan 7 gelir. x 7 ise arkadaşlar 7'yi yaz herhangi denklemi e, herhangi bir denklemde arkadaşlar. Y oradan ne geliyor? 1 geliyor. Yani ikilimiz arkadaşlar 7'ye 1 şeklinde oluyor. X'ye ikilisi. Diğer denkleme geçtiğim zaman orada da 2x artıyı kullanalım hemen. Oradan da bir x'ye ikilisi bulalım. 15'ti ve tarafa tarafa topladığımda eksi artıyı götürdü. 3x oradan 9 gelir. x de arkadaşlar 3 gelir. E, x 3 ise y de tabi ne gelecek oradan? x'in 3 yazdığında y de 9 geliyor. Buradaki ikilimiz arkadaşlar 3'e 9 olur. Yani 2 tane sıralı ikili bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Fikirleriniz, görüşleriniz bizim için önemli. Yorumlarla bu görüşlerinizi bildirin arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.